Galatasaray'da sezon başından beri işleyen, hani bir şeyler üreten, bir şeylerin çıktığı yer Babel tarafı ya. Evet. Mesela dün Beşiktaş orayı bitirdi. Herkes önce orayı, önce Babel'i. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Yani Andone'den, Feguli'den, Belhanda'dan önce Babel diyor herkes. Ya yani Babel'i bir durduralım. Bir haline geldi. Babel'in düşüşünün nedeni de o. Dün top alıyor 3 Beşiktaşlı çevresinde. Top alıyor, hatta bir ara 4 kişiydi. Yani Babel'e ne yürüyecek alan ne top yapacak alan bıraktılar. Hiçbir şey üretemedi. Dikkat et. Hatta Feguli'nin o pozisyonları bulmasının nedeni Beşiktaş'ın oraya biraz daha konsantre olmasıydı. Yani ilk yarıda bir iki cılız top götürdü. Bir tane Roko'yla yakaladı, Roko'yu geçti Feguli. Evet. Ama sonlandıramadılar. Yani orada o rahatlığı bulmasının nedeni de Babel'in üzerine biraz daha yoğunlaşması. Yani Babel de öyle düştü. Zaten takım sporlarında hani tek bir yoldan yürürsen birinci, ikinci, üçüncü maçta seni deşifre ederler. Yani takım sporlarında özellikle hücum etmekte A, B, C planın olmak zorunda. Yani hani basketbolda da böyledir, evet. Voleybolda da böyledir. Yani tabii. Hep aynı yere oynarsan oraya bloğu daha farklı olay yaparlar. Getir, veya hep plase yaparsan ona daha farklı. Ha, ya vurursun, ya plase yaparsın, ya oradan, ya kısa topla gelirsin. Yani şimdi voleyboldan aklıma geldiği için söylüyorum. Yani futbolda da öyle. Tek bir plan üstünden sana mutlaka ikinci gün, üçüncü gün maç, işte Babel'de olduğu gibi önlemi alıyorlar. Yani diğer oyuncuların formsuzluğu da Babel'i aşağı çekti. O yüzden evet. Hani Babel'i biraz ayrı değerlendiriyorum. Onu söylemeye ihtiyacım. Yani ikinci bir silah üretmekte zorluk çekti. İkinci bir alternatif planı üretmekte Galatasaray sezon başından beri zorluk çekti. Bu maçta özel olarak, yani şimdi sahaya bakıyorsun, Galatasaray'ın kağıt üzerindeki oyuncu değeri daha fazla. Yani işte Beşiktaş'ta kuşkusuz sezon başında hiç düşünmeyen Umut oynuyor. Yani alternatif forvet olarak. Üçüncü ama hatta şöyle bir şey var. Yani Beşiktaş'ın kaleci mevkini geçiyoruz. Yani Gökhan Gönül mücadele eder mi Terin Son Damlası'na kadar? Eder. Etti bitti zaten. Etti bitti. Sakat. Vida eder mi? Eder. Evet. Orta sahaya geçiyorsun. Atiba eder mi? Zaten göbek adı mücadele Atiba'nın. Evet. Forvet'e hadi ya, teker teker saymıyorum. Elneni de ona katıldı. Elneni zaten çok iyi bir oyuncu. Elneni'nin de doğasında bu var. Caner zaten, o da sürekli tırmalayan, sürekli büyük maç seven, mücadele eden. Forvet'e geliyorsun Umut Nayır, evet. Çok bir 9 numara. Hayır değil ama bir 9 numara. Zaten güvene göre tercih etmesinin nedeni bu.